Bu videoda kısa menzil TOG ile yolda kalma riski en yüksek güzergahta tecrübe dolu bir uzun yol deneyimine şahit olacaksınız. Bakalım bu üç arkadaş uzun yolda menzil 200 km'nin altına düşen TOG ile bu yolu sağ salim tamamlayabilecek mi? Videonun sonunda tüm yolculuk verilerini detaylı bir şekilde paylaşıyor olacağız. Kalıyık şu an yolda kalayım. Var mı? 5-6 kez şarja durarak çok ciddi sıkıntı yaşadık. Allah'tan yeter ya. Vallahi yeter. Ne oldu? Sıkıntı TOG'da değil arkadaşlar. Sıkıntı şarj istasyonunda. Aynen. Evet yani. Aynen öyle. Bizim bu yayında muhtemelen kullanacağımız hiçbir istasyon geçen sene yoktu. Böyle bir istatistik var burada. Burak bozmayın. Bir tempo. Dolu Batarya'dan herkese merhaba. İlk defa Şanlıurfa'dan bir videoya başlıyoruz. Benim çocukluğumun geçtiği ve çocukluk arkadaşım Yunus'un TOG'uyla birlikte yaptığımız bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda Ankara Gölbaşı'ndan 850 kilometrelik bir yolculuk sonucunda Şanlıurfa'ya gittiğimiz ve gerçekten çileyle dolu, şarj çilesiyle dolu bir uzun yol videosu oldu. Standart menzil bir TOG'la birlikteyiz. 52 küsür kWh bir bataryamız var. Ve hani %80 şarj yaptığımızda elimizde 200 km'den az bir menzil olduğu bir senaryolarla 5-6 kez şarja durarak çok ciddi sıkıntı yaşadık. Videomuza başlayalım önce. Sonrasında bu süreçte neler yaşadık, tecrübelerimiz neydi ve şarj konusunda ne sıkıntılar yaşadık ve standart menzil bir TOG'un nasıl bir yol deneyimi sağladığını hepsini anlatacağız. Her şey geçtiğimiz cuma sabahı arkadaşımdan aldığım bir telefonla başladı. Bana Ankara'dan standart menzil TOG'unu teslim aldığını ve onu Urfa'ya götürmesi gerektiğini söylüyordu. 314 km menzilli araçla neredeyse 900 km'lik bu yolu gitmenin şarj açısından ciddi bir riski bulunuyordu. Haliyle arkadaşım da yolda kalmaktan korkuyordu. O anda hemen Dolu Batarya kimliğimi kullanarak onu rahatlattım ve yolda çok sayıda şarj istasyonu olduğunu söyleyerek onu bu yolculuğa çıkmaya ikna ettim. Hazırlığımızı yaptık ve cuma akşamı ben İstanbul'dan araç sahibi arkadaşım Mehmet ve bu ikilinin en samimi dostu İbrahim Urfa'dan yola çıktı. Cumartesi TOG'umuzu Mehmet'in amcasından teslim aldık. İlk şarjımızı yapmak üzere Ankara'nın güneyine yani Gölbaşı'na hareket ediyoruz. Onun öncesinde tabi hazır Ankara'ya gelmişken Hacı Bayram Veli'yi ziyaret ediyoruz. Jelatini üzerinde siyah cillop gibi bir TOG'a binince bizi caminin önüne kadar alıyorlar. Tabi herkes çok mutlu, karizma tavan, moraller yerinde. 2 saat sonra yolda kalmanın köşesinden döneceğimizden habersiz bir şekilde ziyaretimizi yapıyoruz ve Gölbaşı'nda Turgo şarj istasyonunda ilk şarjımıza başlıyoruz. Burada ilk defa elektrikli araca binen ve ilk defa şarjı deneyimleyen arkadaşıma AC-DC şarjın farklarını anlatıyorum. 36 kWh şarj alıyoruz. Yarım saat gibi bir süre sonra da resmen yolculuğumuza başlıyoruz. Şarjsız 200 km. Ankara'dan %83-84 gibi bir şarja çıkmış olduk ama hala endişeliyim. Burada arkadaşlara pek çaktırmamaya çalışıyorum. Bizim için yolculuğun en riskli kısmı burası çünkü. Ankara'dan Aksaray'a kadar 210 kilometrelik kısımda hiçbir DC şarj istasyonu bulunmuyor. Hızlı gidersek yolda kalacağız. Hatta yavaş gitsek bile yolda kalmamız mümkün. Şimdi Gölbaşı'ndan çıktık ilk şarjımızı yapıp 315 km menzilli bir araba. 260 km civarında bir menzil gösteriyor ama yani yolumuzda 203 km çünkü Ankara Niğde Otobanı'nda şu anda aktif bir DC şarj ünitesi bulunmuyor. O yüzden bizim yapacağımız tek şey eski yoldan gidip Aksaray'ın içerisindeki bir şarj istasyonuna gitmek. Bu da gerçekten hem belki de menzil olarak da bizi farklı bir yere götürecek ama inanıyorum ki sevgili Yunus düzgün bir sürüşle çünkü şu anki mevcut tüketimiyle giderse biz yetişemiyoruz ve yolda kalıyoruz. Aksaray, şarj çilesi. Hem Mehmet hem de benim tasarruflu kullanımımız ve yolun son kısmında eğimlerin azalmasıyla nispeten düşük bir tüketimle Aksaray'a varıyoruz. Ama bizim için asıl kabusun Aksaray'da hem de onlarca DC ünitenin olduğu bir şehrin tam göbeğinde yaşanacağından haberimiz bile yok. Maalesef yolculuğun son kısmında işler çok da istediğimiz gibi gitmedi. %6 gibi şarjınız var. Onun da sebebini şimdi aracın dışına çıkıp arkadaşların yanında konuşmak istiyorum. Aksaray'ımızdaki güzide bir otel olan Hotel Aksaray'a geldik. Burada 2 tane şarj ünitemiz var. Maalesef ciddi bir farkla alakalı bir sıkıntı yaşadık. Dedik ki beklemeyelim. Bir arkadaş da şarj yapıyordu. Biz başka bir yere gidelim diye. En yakıtın bir şarj istasyonuna gittik. Vites de şarj ediyordu. Yandaki soketi kullanmaya çalıştık. Başka biri park etmişti. O park etti diye biz şarj edemedik. Geldi, çekti arabayı.
QR okutuyoruz vesaire, yine yapamadık. Tamam, ona da amenna, ona da bir şey demedik. Yakında bir tane daha ünite var dedik, oraya gidelim. Turgon'un başka ünitesi vardı, henüz devreye alınmamıştı. Gittik Zes'in bir ünitesine, orada takipçimiz Alperen'le tanışmış olduk. Gayet güzel bir andı ama şarjımız %6-7'lere kadar düşmüştü. Hadi orada da olmadı, ünite aktif gözükmüyordu. E-şarja gittik. Etti mi sana 4? 4 değil mi? 4 mü? 5 mi? 5 farklı üniteye. En yakıta da gittik, onu en başta söyledim. En yakıta da gittik. Gel abi sen de böyle mağdurlar olarak. Sıkıntı TOG'da değil arkadaşlar. Sıkıntı şarj istasyonlarında. Yani. Aynen öyle. Yani biz gayet tutumlu bir şekilde sürüşümüzü yaptık. 15 kilometre civarında bir menzilimiz kalmıştı. %10 şarjımız vardı. Belki daha fazla bile gidebilirdik. Ama Aksaray içerisinde turlamaktan o %10 şarjın neredeyse tamamını yemiş olduk. Bu da bize çok ciddi şekilde hem stres olarak geri döndü hem de vakit kaybetmiş olduk. Yani yarım saatten fazla vaktimiz şarja geçecekken bu şekilde geçiş oldu. Güç bela şarj işini çözdükten sonra Aksaray'dan çıkıyoruz. Yolda bizi gören Aksaray efradı, çocuklar sevinçle el sallıyor. Yine çok mutluyuz. Ne oldu bunlar? Çeksene bunu. Çok mutluyum. İkinci şarj Pozantı. Sonraki şarj durağımız Adana Pozantı'ya doğru ilerliyoruz. Yolda bir TOG ile şarj kapma mücadelesindeyiz. Herhalde arkadaş da uzun menzil bir araç olacak ki bizi geçip gidiyor. Biz arkadan yavaş yavaş geliyoruz. 130 km civarındaki yolu rahat bir şekilde gidiyoruz. Çünkü hedeflediğimiz istasyon bozuk veya dolu olsa bile yolda e-şarj, en-yakıt, GeoEV, Astor gibi farklı alternatifler mevcuttu. Bu sırada Aksaray hadisesinden tırsan Mehmet oldukça temkinli, tüketimi belirli bir seviyede tutmayı da başarmıştık. Çözdüm mü? Araba bitti bence. Mehmet abi vallahi helal olsun. Şarj için geldiğimiz Total Otojet'te sıkı takipçimiz Mersinli Uğur abi, hanımı ve çocuklarıyla tanışıyoruz. Yine morallerimiz yerine geliyor. Kısa bir muhabbetten sonra şarjımızı yapıp yine yollardayız. Kebapçıda şarj. İkinci şarj durağımızdan ayrılmıştık. Yolculuğun çoğu gitmiş, azı kalmıştı. Neredeyse 500 kilometreyi devirmiştik. Ama 8 saattir yoldaydık. Pozantı'dan sonra 140 kilometre daha gittik ve şarj için Adana merkeze girmeye karar verdik. Tüm bu stres sonrası sevgili Mehmet ve yolculuk boyunca temkinli tavırlarıyla dikkat çeken ve Aksaray'da sinirlerimizi gelen sevgili İbrahim iyiden iyi acıkmıştı. Sanki yol boyunca tıkanan benmişim gibi. Birazdan bir gece için. Demiyorum. Çarp indirmemiz gereken bir. Adana'ya gelmişken kaburgacı Yaşar'a gidelim dedik. Önce yemek yiyip sonra şarj yapacaktık. Ama kebapçı otoparkında bir değil tam iki DC şarj istasyonu görünce hemen şarj konnektörünü elimize alıp şarjımıza başladık. İşte biz bunları görmek istiyoruz. Elektrikli araç geliyor, şarj derdi son buluyor diyerek yine birbirimizi gazlıyoruz. Sindire sindire kebabımızı yerken %90'ın üzerinde şarja Antep'e doğru yola koyuluyoruz. Adana'dan sonra 120 kilometre daha gidip Adana Şanlıurfa otoyolu üzerinde Astor şarj istasyonunda kısa bir ihtiyaç artı şarj molası veriyoruz. 20 dakikada 12 kWh civarında enerji depolayıp tekrar devam ediyoruz. Hava iyice kararmış, uyku bastırmış, TOG'un konforu, elektrikli aracın avantajı falan artık umurumuzda bile değil. Bir an önce evimize varmak istiyoruz. Antep'e doğru yolculuğumuzda yine bir şey oluyor. Araç sahibi sevgili Mehmet evine bir an önce ulaşma hayaliyle Antep Nurdağı'nı 120-130 km hızlarla tırmanınca üstüne yağmurlu havada eklenince yine ciddi bir menzil kriziyle karşı karşıya kalıyoruz. Normalde 169 km gidip otoban üzerinde Turgo istasyonunda şarj yapacaktık. Ama Antep'in dağlarını hunharca tırmanıp yokuşları rejenerative frenlemeyi fullemeyen acemi elektrikli araç sürücümüz anca 100 km gidip Antep merkeze girmemize sebep oluyor. Gittiğimiz ilk istasyon Mercedes Bayi Otoparkı'ndaki e-şarjdı. Her ne hikmetse mesai saatlerinde kapalı olduğu için şarj yapamıyoruz. Neyse ki 8-10 kilometrede bir Turgo şarj istasyonu bulunuyor. Herhalde bu yolculukta Turgo olmasaydı evimize gidemeyecektik gibi görünüyor. Buradan diğer şarj firmalarına Güneydoğu yatırımlarını artırmalarını ve kurdukları istasyonlara da sahip çıkmalarını tekrar tavsiye ediyorum. Neyse uzun bir şarj seansından sonra 38 kWh enerji depolayıp son şarjımızı tamamlıyoruz. Gece 2'yi geçmiş, yola çıkalı 13 saat olmuştu. 160 kilometre daha gitmemiz gerekiyordu. Şoför koltuğuna usta elektrikli araç sürücüsü ben geçiyorum. Arkadaşlarımın horultuları eşliğinde 90-100 kilometre hız ortalamasıyla 1,5 saatte nihayet Şanlıurfa'ya varıyoruz. Biz arkada çekim mücadelesi verirken bu zorlu yolculuğun tablosunu sizlerle paylaşayım. Toplamda 15 saatlik bu seyahatin 11 saatinde aktif sürüş yapıyoruz. Yani 4 saatlik ihtiyaç, yemek ve şarj farkı ortaya çıkıyor. 850 kilometrede tüketimimiz 20 kWh bölü 100 km olarak gerçekleşiyor. Klimasız 10-13 derece sıcaklıkta 3 yolcuyla ve 90 km civarında hız ortalamasıyla bence çok da iyi bir tüketim olmadığını söylemem gerekiyor. Gölbaşı dahil toplamda 6 kez şarj yapmış olduk. Yolculuk sırasında ise 5 kez şarj için durduk. Toplam
şarj harcamamız Gölbaşı 291 lira 36,4 kWh, Aksaray 367 lira 45,97 kWh, Pozantı 298 lira 31,5 kWh, Adana 231 lira 29 kWh, Osmaniye 105 lira 11,7 kWh ve son olarak Antep 307 lira 38,4 kWh. Toplam yaptığımız şarj 193 kWh, şarj ödemesi ise 1600 lirayı buluyor. Günün sonunda uzun yolda 1,8 lira gibi bir kilometre maliyeti ortaya çıktığını da ekleyelim. Evet, sevgili Yunus, herhalde şimdiye kadar yaptığımız en yorucu ve meşakkatli yolculuklardan biriydi. Bu yolculuk sana ilk defa, bu arada uzun yolda dahil olmak üzere, ilk defa bir elektrikli otomobil deneyimledin. Doğru. Ve aracın sahibi de olarak ne düşünüyorsun? Bu arabayı normalde satmayı düşünüyordun. Mercedes A180'e binen bir kullanıcıydın, bir sürücüydün. Ve bu yolculuk sana ne kattı? Bir, tecrübelerin neydi? Sence standart menzil bir TOGG'la uzun yol yapılabilir mi? Abi şimdi şöyle, yani biz ilk başta da konuşmuştuk. Bizimki plansız oldu biraz. Plansız olduğu için her şeyi spontane geliştirdiğimiz için. Çok kısa bir program yaptık ama mesela şarj istasyonlarının hangisinde daha verimli bir hizmet alacağımızı çok düşünemeden. Evet. O yüzden bazı sıkıntılar yaşadık. Menzil az, yani sürekli bir uzun yol yapacaksam ben bu arabayla, bu arabayı kullanmayı düşünmem. Ama ben mesela burada memurum, yani şöyle yılda bir veya iki, hiç yapılamaz değil. Yani yılda bir iki için kullanabilirim bu arabayı ama yine de ikinci bir araç olmasını tercih ederim. Aynen. Yani. Çok güzel söylüyorsun. Benim de birkaç tane notum var bu deneyimin bize kattığı. En azından bu sektörde bir şeyler yapmaya çalışan bir kardeşin olarak benim de bazı düşüncelerim var. Normalde arabayı her gün uzun yola gitmiyoruz. Dolu batarya, ölüler de diriler her gün helva yiyor zannediyor. Biz de her gün elektrikli arabaya binmiyoruz yani. Dolayısıyla bizim de hani elektrikli araçla ilgili burada yaşadığımız bir tecrübe bazı şeylerin görmemizi sağladı. Onlardan biri şu, standart menzil bir araba kağıt üzerinde de ve benim burada deneyimlediğimde de aslında uzun yolda hiç de korkutucu gibi gelmiyor. Fakat şöyle bir durum var. Süreyi ayarlayacaksın. Hatta biz ne dedik? Videonun en başında dedik ki 100 km'de 22 kWh gibi bir bence tüketim olur dedim. Eğer tasarruflu kullanmasaydık öyle bir tüketim ortaya çıkardı. 10 saat, 11 saate yakın bir kullanım oldu burada. Bu da yaklaşık olarak 80 km/saat bir ortalamayla, hız ortalamasıyla bir yolculuk yaptığımızı gösteriyor ve 19 kWh'lık bir tüketim. 18-19 arası bir tüketim oldu. Bunu da rejeneratif frenlemeyi yokuş aşağı giderken kullanarak ve birçok yerde hızımızı düşürerek, yokuş yukarı giderken hızımızı kademeli olarak aşağı indirerek daha önce de deneyimlediğim için güzel yaptık ve tüketimi iyi bir yere indirebildik ve neredeyse %90'ında yolculuğun klimayı hiç açmadık. Sadece buğuyu gidermek için yaptık. İhtiyaçta duymadık. Ya çok yoğun soğuk bir hava da zaten yoktu. Bunun sonucu ben şunu görüyorum. Böyle kısa menzil olan bir arabayla yola çıktığınızda %80 şarj yapıyorsunuz. Şarj hızı yavaşlıyor. 160, 170, 180 km bir menzil ortaya çıkıyor. Bu da ne demek? En iyi ihtimalle 2 saat içerisinde durman gerekiyor tekrar. İkinci bir durum da şu. Duruyorsun ama gittiğin yerde şarj yapamazsan 20-30 km menzilin var. Sıkıntı oydu yani. Zaten kısa menzilden ziyade o şarj istasyonunu bulamamak da sıkıntı. Sıkıntı yaşamadığımız bir Turugo vardı, bir de Astor vardı. Yani diğer firmalarda hem arayüzü çok zor, kullanımı çok zor. Aktive edemiyorsun şarj cihazını. Ve diğer bir kısmı da şarjla ilgili. Biz bir yerde şarj yapmak üzere plan yapıyoruz. Rotamızı ona göre seçiyoruz. Eğer orada şarj yapamazsak alternatifimiz yok. Yani o istasyon çalışmazsa biz yolda kalıyoruz. Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Benzinli bir arabada ya da daha uzun menzilli bir arabada %10-%20 şarjlar sizi ikinci bir istasyona kadar taşıyabiliyor. Ama standart menzilli bir arabada taşıyamıyor. Bu kadar endişe verici şeyi konuştuktan sonra biraz da TOGG'un en azından genel olarak özelliklerindeki bazı değişikliklerden bahsetmek istiyorum ve bir şey itiraf edeceğim. Ve aynı zamanda bununla birlikte uzun yolda elektrikli bir araçla nasıl bir konfor elde ettiğimizi, bizde 15 saatlik bir yolculuk sonrası nasıl bir geri dönüşü olduğunu bu yolculuğun, bunu hepsini anlatmak istiyorum. Birincisi şunu söyleyeceğim, itiraf edeceğim şey şu. Biz daha önce Haziran ayında bir TOGG'la çekim yapmıştık. Tabii biliyorsunuz TOGG bize çok fazla bilgi vermediği için basın bülteni bile göndermiyorlar. Arabayı genelde takipçilerimizden, sevgili Yunus gibi takipçilerimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Takip etmeye çalışıyoruz ve Aralık çıkışlıydı değil mi araba? Evet, Aralık'ta. Yani Aralık çıkışlı bir arabada ve V1 donanım olmasına rağmen sert plastik tarafında özellikle iç kısımdaki parçaların montajında önemli güncellemeler ve gelişmeler olduğunu, daha pürüzsüz bir rafine bir görüntü elde edildiğini görüyoruz ve bazı malzemelerin de komple neredeyse değiştiğini hissettik. En azından bizim gördüğümüz kadarıyla böyle bir güncelleme olmuş diyebilirim. Ben şunu da burada eklemek lazım. İlk kullandığımız arabada o kadar çok sıkıntı yaşadık ki, yani orada bahsetmedik ama
Yarım saat, bir saatlik bir çekimde biz 5-6 kez arabayı yeniden başlatmak zorunda kaldık. Herhalde biz 15 saatte bir kere falan yapmak zorunda olduk. Evet, aynen yani, öyle. Bu da bence yazılım olarak TOGG'un çok çok kendini geliştirdiğini gösteriyor. Yine ben bunu bu konuda en azından TOGG'un ekibini tebrik etmek istiyorum. Ama 6 aydır, 7 aydır, 8 aydır bu arabayla alakalı sıkıntı yaşayan sürücüler olduğunu, yollarda, şarj istasyonlarında takipçilerimizle karşılaştık. Onların yaşadıkları problemleri dinledik ve bunların bence TOGG tarafında son 6 ayda, 7 ayda ciddi bir imaj zedelenmesine sebep olduğunu görüyoruz. Ama 2024'te, hele hele şu anda sipariş döneminin başladığı bir zaman diliminde TOGG'un yavaş yavaş kendi markasını tecrübesiyle, yaşattığı şeylerle, yazılımsal olarak, donanımsal olarak, arabanın kalitesiyle artırma yolunda önemli adımlar atması gerektiğini ve atacağına emin olduğumu da söylemek istiyorum. Çünkü başladıkları noktadan buraya gelmeleri çok büyük bir... Kısa sürede büyük bir değişim. Evet. Ve Türkiye'de bizim gibi siz herkese rağmen, her şeye rağmen, siyasete rağmen, eleştirene rağmen yine bir şekilde işlerini sürdürdüler. Eksiklerle çok sıkıntılı bir süreçten gelerek buraya geldiler. Keşke öyle başlamasalardı ama artık onları konuşmak için çok geç. Bugün baktığımızda standart menzil bir arabayla 850 km yapmış iki tane adam var karşınızda. Aynen, aynen. Ve şarj ağı eğer gerçekten düzgün çalışıyor olsaydı da belki de bu videoda bunun ne kadar rahat olduğundan, aynen, çok çok öyle, endişe doğru etmemize gerekmediğinden bahsedecektik. Abi son sözün nedir? Ne düşünüyorsun? Yani TOGG alacaklara özellikle. Şöyle, TOGG alacaklar bence iyi bir analiz yapmalı. Standart menzille uzun menzil arasındaki farkı iyi gözetsinler. Tabii. Atıyorum yılda 1-2 şehir dışına uzun bir yere gitmek isteyenler bence gönül rahatlığıyla alabilirler. Yani tabii, tecrübe ettik ve tecrübemiz biraz nispeten kötü bir tecrübeydi. Belki de 1-2 yıl içerisinde bu aynen senin dediğin gibi abi. Yani çok daha rahat gidilebilecek bir koruma gelecek yani. Kesinlikle. Bu şekilde yani bu arada şunu da söylemiş olayım. Yani benim belki çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım ama bunu onun yüzüne diye değil, genel anlamda söylemiş olayım. Hakikaten bu iş için çok ciddi emekler veriyorlar. Çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Gerçekten desteğinizi esirgemeyin diyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Çok teşekkür ederim sevgili Yıldız. Bu videoda arabanla birlikte güzel bir deneyime imza attık. Gerçekten hem arka plandaki arkadaşlarımıza hem de sana gönülden teşekkür ediyorum. Bizim ve kanalımızın kitlesi için gerçekten güzel bir tecrübe videosu olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, sorularınız varsa sorularınızı sormayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.